İyi günler, iyi öğlenler ve iyi akşamlar. Bugün kış yaklaştı. Yani şu anki tarihe göre kış yaklaştı. Bugün Kasım'ın kaçı? Kasım'ın kaçı bilmem. Belki de size göre Aralık, belki de Ocak. Kim bilir? Tarihe göre ya da videoya. O zaman önce intro girsin, sonra ben. Merhabalar. Bugün sizlerle kışın ve yazın olduğu bir yerdeyiz. Yoksa ilkbaharın mı? Kim bilir? Belki siz şu an bunu ilkbaharda izliyorsunuz ama bizim burada kış yaklaştı. Kış yaklaştığında ise ayaklarımıza gerekecek en büyük şey çoraplarımız. Mesela böyle bir çorabı örnek alalım. Panda kostümlü. Pardon. Panda logolu. Panda logolu bir çoraptan başka ne beklenir ki? Normal bir çorap. Değil mi? Normalde bu belki de Çin'den geldi. Endonezya'da durduruldu. Amerika'da üretildi. Kumaş Kongo'dan geldi ve sonra bu, o kadar gittikten ve gemilerle beraber geldikten sonra rastgele bir Antalya'da İstanbul limanına geldi ve benim yaşadığım yere geldi. Bunu gerçekten tarihi çok uzun. Ama biz bu tarihine değil, daha eski tarihe varacağız. İlk çoraplar yazılı kaynaklara göre Hestrios, inşallah bunu doğru söylemişimdir. Yunan ilk çorabı yapan Yunan bilim ya da sözlü adamdır. Kim bilmiyorum Hestrios gerçekten tam açısı ama neyse. Hestrios yazılı kaynakları milattan önce 8. yüzyılda yapılan çoraplardır. Hayvan kılından üretilmiştir. Onun dışında ülkemize gidelim. Ülkemizde bulunan ilk çoraplar milattan önce 5. yüzyıla ait hayvan kılından yapılmış çoraplardır. Ama çorap sözcüğü nereden gelir? Çorap sözcüğü Fransızca'da gorap ve Arapça'da curaptan gelmektedir. Ve çorabı oluşturmaktadır. Aslında çoraba baktığımızda bir sürü kumaştan oluşmuş ve sadece içine alamayacağımız şeyler, aslında sayamayacağımız kadar içinde kumaş olan, ama kimsenin bunu düşünmüyor. Çünkü sadece giyiyor. Düşünsene. Her şeyin içinde her şey var. Bu atomlarına kadar var. Atomlarının işte parçaları, molekülleri, belki orada ölü hücreler, onlardan sonra kumaşlar. Ve bunlardan bir sürü var. Sadece bir tane yok ve dünyada kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Belki biliyoruzdur. Onun dışında en eskilere gidelim. 1920 kazısında Mısır'da bulunan çoraplar. Hayvan kılından üretilmiş yine. Büyük ihtimalle Nil yakınlarında milattan sonra 3. yüzyılda ait çoraplar bulunmuştur. 1920 kazılarında daha doğrusu. Ama onun dışında ilk ticari çorap 1612'dedir. 1612'de ilk ticari çorap Fransa tarafından ithalat edilmiştir. Ve bu tarih açısından gerçekten önemlidir. Hayvan kılı mı giyeceğiz? Yani kumaş. Peki kumaş nereden gelir? Kumaş aslında ipek böceklerinden gelir. Büyük ihtimalle orada herkes bilmekte ama ipek böcekleri aslında bizim için çok çalışmakta ve çok şey yapmakta. Biz oturup sadece bir çorap fabrikada üretildiğini sansak da o hayvandan alınması, hayvanda ve fabrikada insanların giyilmesine uygun bir şekilde üretilmesi aslında çok uzun bir süreçtir. Aslında eski zamanlarda Romalılar çorap denir mi bilmem ama kaç tane çorap var ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir sürü var işte, atıyorum yere hepsini. Azıcık. Romalılar ayaklarına çorap değil, kumaş bantlar giyiyordu. Yani Anadolu'da bulunanlardan daha farklıydı ki Roma İmparatorluğu'nda Anadolu olmasına rağmen. O yüzden biz Roma'nın ne kadar etnik olarak kültürlerinin farklı olduğunu görebiliyoruz. Çoğunlukla doğuda Roma ve batıda İtalyanlar, Franklar ve İspanyolların oluşturduğu anlaşılır. Onun dışında Anadolu'da bulunan hayvan kılı ile yapılmıştır. Hayvan kılı. Onun dışında iyi kışlar, ilkbaharlar, sonbaharlar ve yazlar.